Sizler için süre yayınlarından soru çözmeye devam ediyorum. Çok güzel bir soru karşımda. Dört kelimenin altını çizmiş ve bana bu kelimelerin sırasıyla ne yapıyor? Yapısını soruyor. Çok güzel bilgiler vereceğim. Hazırsan hemen başlıyorum. Sıcak kelimesiyle başlıyorum. Güzel bir kelime. Bu kelimenin kökünün ısı olduğunu sakın unutmayın. Isı isim köküdür. Isı kelimesine cak eki getirdiğinizde isimden isim yapan ektir ısıcak değil sıcak diyorsunuz hatta bu kelimede ne vardır ünlü düşmesi vardır sakın unutmayın türemiş yapılı bir kelime yapıyorsunuz sıcak kelimesinin sana yapısı sorulursa Yapı dediğinde içinde yapım eki var mı yok mu buna bakacaksın. Bu kelimenin içinde bir tane yapım eki var. O zaman bu kelimenin yapısına ne demen gerekiyor? Türemiş demen gerekiyor. Çok güzel bir bilgi vereceğim şimdi sana. İsim kökü ya da fiil kökü bir yapım eki aldığında bu artık kök değil. Bu artık ne oluyor? Gövde oluyor. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gövde durumundadır dediğinde yapım eki almış olana bakacaksın. Bazı sorularda da şöyle diyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gövdeden türemiş kelime kullanılmış? Peki hocam gövdeden türemiş kelime nasıl oluyor? Sıcak kelimesiyle bitti mi benim kelimem? Hayır. Soru da bana sıcaklıklar demiş. Devam ediyorum. Sıcak kelimesinin türemiş olduğunu söyledim, gövde durumunda olduğunu söyledim, ünü düşmesi olduğunu söyledim. Sıcak kelimesine bu sefer de lık eki getiriyorum. Lık eki isimden isim yapan ektir, yapım ekidir. İsimden isim yapan eki nereye getirdim? Gövdeye getirdim. Gövdenin üzerine bir yapım eki daha getirdim. İşte bunun adına da gövdeden türemiş kelime diyorsun. Bu bilgiyi at heybene. Çok önemli. Sıcaklıklar. Sıcaklık kelimesi isim mi? Evet isme gelen lar ekine biz ne eki diyoruz? Çoğul eki diyoruz. Çoğul eki ne ekidir? Çoğul eki çekim ekidir. O zaman sıcaklıklar kelimesinde iki tane yapım eki bir tane de çekim eki var. Yapısı sorulduğunda ne demen gerekiyor? Türemiş yapılı demen gerekiyor. Devam ediyorum. Bitkiler kelimesi. Bitki kelimesinin türemiş olduğunu sakın unutma. Bitki kelimesi bitmekten gelir. Hani yerden bitme diyoruz ya bitmek, çıkmak. Bitmek fiil köküdür. Bitmekten bitki oldu. Fiilden isim oldu. Peki bu benim karşıma ses bilgisinde nasıl çıkar? Bu kelime benim karşıma ses bilgisinde benzeşme olarak çıkar. Fıstıkçı şahap, ketçap. Videolarımı izleyenler bilirler. Fıstıkçı şahap, ketçap. Fıstıkçı şahap, ketçap. Yan yana geldiğinde, fakat kelime kökünde değil kökle ek arasında ya da ekler arasında fıstık çap ketçap fıstık çap ketçap yan yana geldiğinde burada ne var diyeceksin burada benzeşme var diyeceksin iki tane benzer ses yan yana geldi hangi açıdan benziyorlar sert olmaları açısından iki sert yan yana geldi benzeşmenin diğer adının sertleşme olduğunu sakın unutma bir diğer adı da bu da çok popüler ünsüz uyumu. Çok uyumlu değiller mi? İkisi de sert. Biri sert, biri yumuşak olsaydı uyum olmazdı. Öyle zaten olmuyor. Yazım yanlış olur. Bitki dediğinde benzeşme. Diğer adı sertleşme. Diğer adı ünsüz uyumu. Şu an seninle bir taşla iki kuş vurduk öyle değil mi? Bitki kelimesinde Yapım eki var mı? Evet var. Fiilden isim oldu. O zaman yapısı sorulursa ne diyeceksin? Türemiş diyeceksin. Bir tane yapım eki aldığı için ne durumunda olduğunu yine söyleyeceksin? Gövde durumunda olduğunu söyleyeceksin. Ben buna bir de sel eki getirseydim, bitkisel deseydim o zaman da gövdeden türemiş bir kelime olurdu. Peki bitki kelimesi isim. Ben buna bu sefer yine ler çoğul ekini getiriyorum. O zaman bitkiler kelimesinde bir yapım eki, bir çekim eki var mı? Evet. Yapısı sorulursa yapım eki aldığı için türemiş mi? Evet. Bu kelimede görülen ses olayı nedir derse benzeşme olduğunu söylemen gerekiyor. Üçüncü kelime deyim. Üçüncü kelimem diye. Harika bir bilgi söylüyorum. Diye kelimesinin kökünün demek olduğunu sakın unutma. Demek fiil kökü. Buradaki e'ye sakın ola, hal eki falan diyeyim deme. Çünkü hal nereye gelir? Hal daima isme gelir. Buradaki e hal eki olamaz. Diye kelimesinin kökü demek fiildir. y kaynaştırma, diğer adı koruyucu ünsüzdür. Buradaki e zarf fiil ekidir, sakın unutma. Zarf fiil eki fiilimsi. Buradaki e zarf fiil yapım ekidir. Diye kelimesi türemiş yapılı bir kelimedir. Diye kelimesinin sana yapısı sorulursa türemiş diyeceksin. Hazır mısın? Çok güzel bir kelime. Diye kelime çok güzel bir bilgi. Diye kelimesinin sana türü nedir diye sorarlarsa bunun da edat olduğunu söyleyeceksin. Diye kelimesinin türü edattır. Yapısı türemiştir. Bu kelimede sana kaç tane ses olayı var derse bu kelimede hem daralma hem kaynaştırma olduğunu söyleyeceksin. Kaynaştırmanın bir diğer adı koruyucu ünsüzdür. Bir ses olayı mıdır? Evet bir ses olayıdır. Bunu da sakın unutma. Eve vantilatör aldık. Eve. Nereye aldın? Eve. Ev isim mi? Evet. Nereye sorusunu sorduğunda yanıt aldın mı? Evet buradaki E'ye eki diyeceksin. Tabi sana Haleki demeyecek bunun adını soracak. İsmin E hali. Biz ona ne diyoruz? Yönelme ya da yaklaşma durum eki diyoruz. Halekleri çekim ekidir. O zaman bu kelimede bir tane çekim eki var. Yapısı sorulursa ne diyeceksin? Basit yapılıdır diyeceksin. Peki o zaman sıcaklıklar kelimesinin türemiş olduğunu söyledik. Bitkiler kelimesinin türemiş olduğunu söyledik. Diyenin türemiş olduğunu söyledik. Eve kelimesinin de basit olduğunu söyledik. Harika bir soruydu. Sorulası bir soruydu. O zaman sizler de vakit kaybetmeden süre yayınlarının soru bankasını edin. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.